Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov şu anda basın mensuplarının karşısındalar. Ağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasında biliyorsunuz bir gelenek var. Göreve gelen, ilk defa göreve gelen Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları, Dışişleri Bakanları ve diğer bakanlar ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye yaparlar. Dolayısıyla aziz kardeşim Ceyhun Bayramova da ilk ziyaretini geleneksel olarak Türkiye'ye yaptığı için, bu geleneği devam ettirdiği için çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'la bir millet iki devlet anlayışıyla çalışıyoruz. Ve bugünkü toplantılarımızı da aynı anlayışla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de kardeşim Ceyhun Bayramov'la çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışıyla sürdüreceğiz. Yani hem Türkiye için hem kardeş Azerbaycan için birlikte çalışacağız. Ve bu çalışmalarımızı nasıl sürdürebileceğimizi bugün heyetlerimizle birlikte değerlendirdik. Ve ikili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedef koyduğu gibi 15 milyar dolara çıkarmamız gerektiğini, bunun için tüm mekanizmaları kullanmamız gerekiyor etkili bir şekilde. Sadece yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantıları değil, diğer toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bu zirvelerde alınan kararlar, imzalanan anlaşmaların uygulamasını da birlikte takip edeceğiz. Diğer taraftan karşılıklı yatırımlar artıyor. Özellikle enerji alanında en büyük projeleri Azerbaycan Türkiye'de hayata geçiriyor. Enerji dışı sektörlerde ise Azerbaycan'da en büyük yatırımcı Türkiye'dir. Çok sayıda firmamız kardeş Azerbaycan'da yatırım yapıyor ve firmalarımıza verdikleri destek için ve güvenleri için çok teşekkür ediyoruz. Eğitim alanında, kültür alanında, konsolosluk alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz. Diğer taraftan Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslar'da sadece Kafkaslar için değil, ta Asya'dan, Uzak Doğu Asya'dan Londra'ya kadar çok önemli projelerin merkezi olan önemli stratejik projeleri hayata geçirdi. Bakü, Tiflis, Kars bunlardan bir tanesi. İşte TANAP projesi şimdi TAP olarak Avrupa ülkelerine uzanıyor. Ve bu stratejik projeleri daha da geliştirmek için, kapasitelerini ve kalitesini arttırmak için yine bu güzergahta işbirliği yaptığımız Gürcistan'la birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Kardeş Türkmenistan, kardeş Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin de bu projelere dahil olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve buralardaki üçlü mekanizmalarımızı, dörtlü toplantılarımızı önümüzdeki süreçte de gerçekleştirmek için bugün birlikte karar aldık. Değerli basın mensupları, 12 Temmuz'da Ermenistan, kardeş Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine bir saldırıda bulundu. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Kardeş Azerbaycan yalnız değildir. Tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Ve bu vesileyle kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu saldırılarda yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bu sorunun sebebi nedir? Ermenistan yıllardır kardeş Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ediyor ve Karabağ'ı işgal ediyor. Ve bugüne kadar tüm kararlara rağmen, yani Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Ve bu saldırılarda da müzakere için güvenilir bir ortak olmadığını da tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Peki bu kararlara rağmen bu sorun bugüne kadar niye çözülmedi? Bunun da sebebi uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi bir şekilde gayret sarf etmemesidir. Evet, biz yine biraz önce bahsettiğim kararlar çerçevesinde
ve uluslararası hukuk çerçevesinde ve en önemlisi de kardeş Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bu sorunu diplomasi ile diyalogla çözülmesini arz ediyoruz. Bu süreçlere de katkı sağladık. Ama AGİT üçlüsünün de eş başkanlarında kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Rutin açıklamaların ötesinde bu sorunun çözüm için gayret sarf etmeleri gerekiyor. Ve bu yıl içinde bu saldırıdan kısa bir süre önce bize yaptıkları bir ziyarette de kendilerine bunları net bir şekilde hatırlattık. Dolayısıyla bu sorunun barışçıl yolda halledilmesi için uluslararası toplumun ve özellikle de Minsk üçlüsünün samimi gayret sarf etmesi gerekiyor. Biz bu süreçte düşüncelerimizi net ortaya koyduk. Ama şunu da söyledik. Evet, diplomasiyle ve barışçıl yoldan uluslararası hukuk çerçevesinde bu işler çözülmesi gerekiyor. Ama kardeş Azerbaycan da hangi çözüm yöntemini tercih ederse biz o konuda da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız, kömekçisi olacağız. Tüm bu konuları da bugün birlikte ele aldık. Biraz sonra çalışma yemeğinde Türk Konseyi dahil bölgesel konularda bölgesel konuları ele alacağız, değerlendireceğiz. Uluslararası alanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın arasındaki dayanışma dahil nasıl işbirliğimizi güçlendireceğiz? Bunları da daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kardeşim Ceyhun'u kabul edecek ve toplantılarımızı bu şekilde sürdüreceğiz. Ve en son yine Türkiye-Azerbaycan yani Turaz Kartalı tatbikatımız da 2014'ten bu yana devam ediyor. Bu alandaki işbirliğimizin en güzel göstergesidir. Yapacağımız çok iş var, ulaşacağımız çok menzil var. O nedenle birlikte daha gayretli bir şekilde çalışacağız. Ben tekrar bu duygularla kardeşime hoş geldin diyerek sözü ona bırakmak istiyorum.